bir kutuplaşmayı getirdi. E, toplumun bir kısmı e, köpeklerin sokakta olmaması gerektiğini, e, bir kısmı da e, bunların e, dağda, doğada yaşayamayacağını, şehrin bir parçası olduğunu savunuyor. E, köpekler sizin düşünceniz nedir ve köpeklerle birlikte, şehirde birlikte yaşanabilir mi? Köpekler neden saldırgınlaşıyor? E, köpeklerden nasıl korunabilir? Tabii, şimdi öncelikle ben kendi çocuğumdan, ailemden bakarım bu işe. E, neticede benim çocuklarımı acaba ailemi tehdit edebiliyor mu diye bir düşünce e, benim arka planımda gelişmeye başladı ki bu e, vakaları çok görmeye başladık. Yani şimdi sayıca sayıca bakın arkadaşlar çoğunluğu elde olan ve bölgelerde bölgelerde çok sayıca gezen köpek grupları artık bir zaman sonra yani itilen, kalkılan, sevilmeyen, işte vurulan, darbe alan Darbe aldığı zaman bu köpek mutlak surette kendini savunma mekanizmasını geliştirmek zorunda. Bugün bu bunu yaparken çocuğu da tanımayabilir. Çünkü sürekli kendi kendilerini azmettiriyorlar, gruplaşıyorlar. Ve bunlar artık barınamadığı için bir yerleri sabit olmadığı için mutlaka her yönüyle yani dediğim gibi çocuğa karşı da kendilerini azmettirebilirler. Yaşlıya da, genç adama da, bana da, aileme de yani gördükleri her şeyi belki de bundan dolayı bir tehdit olarak algılayabilirler. Ve neticede dediğimiz gibi sadece çok üstün olan, fazla olan, gruplaşan her canlı eğer insan eli desteğiyle sevilmiyorsa, bu desteği görmüyorsa ve bununla beraber karşılığında mutlak suretle saldırabilir. Ve bu bir tehdittir. Nasıl bir tehdittir? Bugün sokaklarda geziyorsa bir tehdittir. Eğer bir yerde barınamıyorsa bir tehdittir. Aç kalabiliyorsa tehdittir. Ve çok fazla birbirleriyle koordine olup bir arada fazlalığıyla birbirlerini destekleyip birbirlerini azmettirme imkanları olanakları psikolojik olarak çok fazladır. Onun için bunların e, 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 tehdit olarak görülmemesi bana göre insana bir tehdittir. Mutlaka tehdit olarak görülmesi lazım. Ee, en çok hayvan sever kimdir? Hayvanları seven, besleyen, tanıyan, onların psikolojilerini, onların yapılarını, karakteristik özelliklerini çok iyi gören insandır. E biz buradayız zaten, bir arada yaşıyoruz. Bugün doğasına bıraktığın bir köpeği kangalı bile siz doğasında gezdikçe, yalnızlaştıkça, o kendi hiyerarşisini, bağlantılarını kurmak zorundadır. Kurduğu bağlantı neyi gerektiriyorsa onun üzerine de bu e, onu sağlayacaktır ve yaptırımını ve bu gücünü ortaya koyacaktır. Koyamadığı sürece kendi kaybedecektir. Yani bu köpekte de bir bilinçaltıdır. Yapabilir. Onun için bu tehlikeye karşı topyekun hep bir arada olup bunun istişare planı yapılabilir ve bundan nasıl çocukları, bundan nasıl yaşlıları, düşkünleri, insanları koruyabiliriz? Bu yöntemlere gitmek lazım. Budur esas olan. Evet. Ee, barınaklar çözüm olabilir mi? Çözüm müdür ya şimdi şimdi ben barınakları çözüm olarak şöyle görebilirim. Yani orada bir yaşam var. Görebilirim. Ama bunun diğerini de açıklamak istiyorum. Bir yaşam var orada bir destek var. Fakat profesyonel barınaklar çok önemli burada. Yani yeterlilikler önemlidir. Yani bu hayvanlara, bu canlılara sahip çıkılıyorsa, bunlara istenilen hayat sunulabiliyorsa, verilebiliyorsa, orada yaşam bağlarında mutluluk hattını kurabiliyorlarsa neden olmasın? Ama sokaklarda gezmeleri bana göre de çok ciddi bir tehdit. Nasıl onlar da bizim canımızsa biz de bir canız. Biz cana can katmak için müdahale ve mücadele edelim. Ama bana göre ciddi bir tehdit. Çünkü birebir bunu gördük. Birçok haberlerde malum görüyorsunuz bu gündemde olmaya başladı. Çocuk parçalanmaları, yaralanmaları, insanlara saldırmaları, kız çocuklarına saldırmaları. Bu belki es kaza kurtardı kurtaramadığı zaman ne olur? Bunun cevabını bizler gibi hayvan sever insanlar nasıl verebilir? Vicdanen diyorum. Onun için buna dikkatli olmak, buna kendimizi çok doğru programlamak lazım. İstediğimizi bağırarak çağırarak değil, yetkili isimlerle kaynağına gidip istişare planı yapıp bundan sonuca gidebilmek lazım. <laughs>